Merhaba sevgili Aktif TV izleyicileri. Bugün Belçika'nın Laeken Belediyesi'ndeyiz. Burada Bradri kurulmuş gördüğünüz gibi. Burada da yoğun Türk nüfusu var. Her yıl kurulan Bradri'lerden biri de bugün burada kurulmuş. Buradaki Türk vatandaşlarımızla da sohbet edeceğiz. Burayı da sizlere tanıtacağız. Selamun aleyküm. Merhaba. İyi misin? İyiyim elhamdülillah, teşekkürler. Abim de Türkçe öğreniyor. Kendisi burada esnaflardan biri. Ben Fransızca sorup Türkçe size tercüme edeceğim. Vous êtes quel origine? Fas. Oui. Monsieur, vous travaillez depuis longtemps ici ou bien? Ouais, depuis tout le temps. Depuis une quinzaine d'années. Ouais. Arkadaş Faslıymış. 15 années. Evet, gördüğünüz gibi esnaf olduğu için de Türkçe de öğreniyor. 15 evet, yıldır evet. Burada esnaflık yapıyor. Belediye seçimleri başladıkça pazarlarda normalde belediye başkan adaylarını ya da meclis üye adaylarını daha çok görmeye başladık. Bu konudan birazcık tedirgin gibi oluyoruz. Çünkü tüm sene boyunca görmediğimiz bazı kişiler pazarlarda bazen karşımıza çıkmaya başladılar. Ortalıkta olan tabii ki de kesin bir yarış var. Bizim Türk olarak seçtiklerimiz de var. Seçeceklerimiz de var. Önceden gelmiş olanlar da var. Yeni gelecek imar proje falan olacakları da var. Şimdilik daha kesin bir şey söylemek kimsenin hakkı. Herkesin kendi bir fikri var. Fakat bugünlerde yani son bir iki gün içinde projelerini daha çok anlattıkça oylarımızı da onlara göre kullanmaya başlayacağız. Yani diyorsunuz ki kısaca adaylar yapacağı projeler ölçüsünde bizden oy alacak. Oy alacak. Ama yapacağı projeler üzerinde verdikleri sözünün de arkasında durması lazım. Yani daha önceden isim vermeden söyleyelim. Bize bunu yapacağız diyen kişiler, yani gün geçtikçe sonra yüzünü bir daha ay sonunda gördüğümüz kişiler olmasın. Lazım olduğu zaman biz ondan yardım istediğimiz zaman bizi başkasına yönlendirecek adamlar istemiyoruz. Yani burası bir açık. Mesela biz o adamı seçtiysek biz ondan destek bekliyoruz. Yani yoksa işimiz düştüğü zaman biz de başka adreslere gitmesini biz de biliyoruz. Bize adres vermelerine gerek yok. Yani bizim yanımıza duracak. Gerektiğinde bize sahip çıkacak. Gerektiğinde kollayacak. Belediye başkanlarını bekliyoruz. Herkesin yolu açık olsun. İşler nasıl gidiyor? İşler iyi. Fena değil. Bradri'deki kalabalık yeterince oldu mu bu yıl yoksa? 9. ayda olmuyor fazla, 6. ayda güzel oluyor. Bayağı kalabalık geçiyor. Yani işler daha iyi oluyor diyorsun. Tabii ki daha iyi oluyor. İzinlerden sonra millet herhalde parayı bitirip geliyor. O yüzden bir şey yapamıyorlar. Sen de burada yardımcı oluyorsun. Evet, babam dedi dükkanın önünde göz kulak olmam lazım. Ben de istemiyorum. Ha, durmak istemiyor, işime gelmiyor diyorsun. Evet, oyun oynamak istiyorum. Oyun oynamak istiyor. Genç esnafımız oyun oynamak istiyor. Ama ileride güzel bir esnaf olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Normalde biz gözleme yapıyoruz. Bugün yapmadık işler düşük diye. Evet. 6. ayda genellikle yapıyoruz. Güzel satışlar oluyor. Siparişler oluyor. Bir de Instagram hesabımız var özel. Oradan siparişler yapıp satıyoruz. Nasıl gidiyor satışlar, iyi mi? Vallahi normal, iyi gidiyor. Şu anda iyi, güzel gidiyor. Yani hava net, bizim de yeni geldi. Fazla bir şey yok yani normalde. Ama 6. ayda normal güzel gidiyor. Yani diyorsunuz ki normalde izinden gelindiği için Bradri çok canlı değil. Canlı değil abi, çok canlı değil. Sakin yani. Şimdi şeyde 6. ayda da canlı anlıyor. Bayağı karabalık oluyor buralar. Bradri'nin kurulması arabayla gelen müşterilerimizi illaki engelliyor da tabii ki dışarıdan gelen müşterilerimiz en azından mahalleyi tanımış oluyor. Bu bağıpta güzel oluyor yani şimdi. Bradri zaten iki gün sürüyor. Cumartesi, pazar günleri.
İyi yani, en azından bir mahallenin tanıtımı falan oluyor. Bu şekilde gidiyor. Son bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz yakında belediye seçimleri var, bir ay sonra. Bu konudaki fikriniz ne? Şimdi bu konudaki fikrimiz tabii ki biraz politik oluyor da, biraz bu soru. şu anki yönetim biraz vergi sistemlerinde ağırlık herhalde hissediyoruz. Çünkü bütün esnaf aynı sıkıntı ve şikayet içerisinde. Ha, şu vergilere biraz bir gevşeme olsa, ne bileyim, bazı bölgelere gidiyoruz Brüksel'in her tarafında. Brüksel bölgesi genelde Fransızca konuşuyor. Flaman bölgesine gittiğimiz zaman oradaki çevre düzenlemesi, iş durumu, düzeni, çöpüyle dahil her şeyi daha bir başka. Ama şu Brüksel'in içine baktığımız zaman gerçekten sıkıntılı her konuda. Yani kısacası bir keşif. Ondan sonra ne bileyim, sistemin o ayrı bu ayrı olması insan üzüyor. Mesela bir araba alıyorsun vergi sisteminde. Flaman tarafında daha bir indirimli, Brüksel tarafında iki kat. Bu eşitsizlik var. Ama bir bayrağın altında bu Belçika komple. Ben buna anlam veremiyorum. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi tıraş olan abimize sadece Bradley'i sormayacağız. Sadece ve sadece şu seçimler hakkında fikrini alacağız. Sizin fikriniz ne yakında olacak seçimler hakkında? Vallahi Mustafa abiye katılıyorum. Bir değişiklik olması lazım bence. Şu anki başbakandan fazla memnun değiliz. Şöyle diyeyim, bu belediye seçimleri, yani genel seçim değil, başbakan değil de belediye başkanı, ondan sonra meclis üyelerinin olduğu bir seçim. O konudaki fikriniz ne? Belediyenin hizmetlerinden memnun musunuz? Neler eksik bu konuda? Evet, ben Vilvoorde'da kalıyorum, yani Flaman bölgesinde. Dediği gibi Flaman bölgesi daha bir hassasiyet şey yapıyorlar bu konuda. Temizlik olsun, daha bir sertler şey, Brüksel'e bakarak. Şimdi mahalle kartı şey olarak ben şunu da eklemek istiyorum. Kusura bakmayın, lafa girmek istemiyorum da. Şu anda şurada gördüğünüz kadarıyla yukarıdan aşağı kadar, şu yukarı Bokstal tarafından en son ışığa geldiğinizde bu mahallenin sonu geliyor, artık bitiyor. Bu da nedendir? Mesela atıyorum 5 tane veyahut da 6 tane aynı işi yapan adam tekrar belediye izniyle ekstra aynı işi yaptırıyor. Bu yanlış bence. Neden? Çünkü insanlar bir mahalleye geldiği zaman bir mahallenin bir kapasitesi vardır. Nedir? 3 tane giyim yeri olsun, 3 tane sınav olsun, 5 tane berberi olsun, 7 tane ne bileyim şey olsun. Değişiklik yok, hep aynı işler. Şunda yukarıdan aşağı kadar çıkın. Şimdi en basit örneğim diyorum. Sınak sayısı, artı nightshop sayısı. Yani ilgi çeken hiçbir şey yok bu mahallede. Şimdi bugün Brabant, Skarbek gibi yerlere baktığımız zaman potansiyel çok yüksek. Neden? Çünkü insanlar bir kartiye girdiği zaman istediği her şeyi bulabiliyor. Ne oluyor? O ona söylüyor. Reklam bu şekilde artıyor. Ondan sonra kapasite yükseliyor. İş durumları güzelleşiyor. Bizim şu anda Marie Christine'deki sıkıntılarımız, görüyorsunuz dükkanların hepsi kimi kapatmış, kimi açmamış. Çünkü potansiyel iş durumu yok. Fikstir yani. Bunun için ben şunu öneriyorum. Yani belediyemizden şunu öneriyorum. Bir dükkanın, 5 tane dükkanı eğer ki bu kapasitesi, yani bu mahallenin 5 tane kapasite berberi mi var? Berber 5 tane. Sınak mı? 5 tane. Giyim mi? 5 tane. Bu şekil çeşitlerin olması gerekiyor. Tabii büyükler daha iyi bilir. Bu belediyenin büyükleri daha iyi bilir bu işleri de. Akıl vermek değil maksadımız. Sadece biz bir esnaf olarak bunu söylüyoruz. Bu yılki Bradley bayağı bir sakin. İşte izinden dolayı. Ya geçen Bradley daha bir iyiydi. Şimdiki bu Bradley daha bayağı bir sakin. İşte öyle. Ya ben anladığım kadarıyla birçok esnaf arkadaşın buradaki şikayeti, izin dönüşü olduğu için sakinlik var. Bunun sence 10. aya alınması Bradley'nin veya daha ileri bir tarihe alınması nasıl olur? Yani daha ileri bir tarihe alması kesinlikle daha iyi olurdu. Şimdi millet izinden dönüyor. Paralar yenildi dediğiniz gibi. Hani onun da bir etkisi var. Evet, peki indirimler var mı Bradley'den dolayı ürünlerde?
Tabii bayağı bir indirim var. İşte neredeyse işte fiyatlar düşük, bayağı düşük oluyor fiyatlar.